Gaziantep'te 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı zor günler geçiren ve üniversite sınavına birlikte hazırlanıp birbirlerine verdikleri destekle tıp fakültesini kazanan iki kardeş ailelerinin gurur kaynağı oldu. Ve F noktalarından kaç tanesini algılayamaz diyor. Evet. O noktasında bulunan radar sistemi belli bir mesafedeki cisimleri algılamakta. Şimdi yarıçap olarak düşünürsek şuradan kaç birim? 3 birim. O zaman her taraftan 3 birim olması gerekiyor değil mi? Evet. Çok zor günler geçirdik gerçekten. Deprem hepimizi çok kötü etkiledi. Özellikle öğrenciler açısından hayatımızın çok büyük bir dönüm noktası olan bir sınavla karşı karşıyaydık bu yıl. Buna rağmen hani bu kadar büyük bir felakete rağmen daha doğrusu bir şekilde toparlamak zorundaydık kendimizi. Bırakıp gitmek gibi bir lüksümüz de yoktu. Çünkü tüm hayatımızı belirleyecekti. O yüzden kardeşim de ben de bir şekilde oturup çalıştık. Beraber yardımlaştık. Ortam her ne kadar elverişli olmasa da biz yine de bir şekilde çabaladık diyebilirim. Bunun neticesi olarak da çok şükür güzel bir sonuç aldık. İkimiz de hayalimiz olan fakülteye yerleşebildik. Aslında yakın seviyelerimiz olduğunu biliyorduk. Bir sınavda ben onu geçiyordum, bir sınavda o beni geçiyordu. Ama sürpriz oldu, yine de güzel bir sürpriz oldu diyebilirim. İkimizin de hedefi tıp fakültesiydi. İyi bir tıp fakültesi olsun istiyorduk istediğimiz şehirde. Çok şükür o şekilde geldi yani. Kardeşimle aynı üniversitede, aynı bölümde okumanın heyecanını yaşıyorum. Ablamla aynı lisede okuduk. Beraber lise eğitimimizi tamamladık. Sonra işte sınav hazırlıkları başladı. Sınava hazırlandık beraber. Beklenmeyen tabii bir deprem felaketi yaşadık. Biraz bizim için zor oldu toparlanmamız. İşte çalışma fırsatımız pek olmadı. İşte deprem zamanında hatta bir ay yardım faaliyetlerinde bulundum. Tekrardan derslere dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Tekrardan bir şekilde asla pes etmedik. Tekrar başladık. Ve neticesinde güzel bir sonuç elde ettiğimize inanıyorum. Yani bizim açımızdan da güzel oldu çok şükür. Bu kadar yani. Yani sınav açıklandığı zaman tabii aynı yere gitme imkanımız olduğunu biliyorduk ama yani çok da beklemiyorduk açıkçası. Bizim için biraz sürpriz oldu. Güzel oldu bence. İnşallah bundan sonra da beraber okuruz. Üniversiteyi bitiririz yani. İstediğimiz hedeflere ulaşırız. Arkadaşlarımız gerçekten büyük emekler verdiler. Aldıkları sonuçtan dolayı çok gururluyum, mutluyum. Eğitim, öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Tabii bu sadece depremden sonraki süreci toparlamakla olacak bir başarı değil. Yıllar yılı verilen emeklerin bir ürünü. Deprem bizi biraz sekteye uğratmış olsa da sonuçta ikisinin aynı üniversiteyi, aynı bölümü kazanmaları benim açımdan gurur verici bir olay. Başarılarının devamını diliyorum inşallah. Çocuklarımın başarısıyla gurur duyuyorum. Onlar bu zamana kadar her zaman bizi üzmediler. Örnek birer evlat oldular. Şimdi de aynı üniversiteye gidecekler. Yine ayrılmadılar birbirlerinden. Yani inşallah gelecekte de hep birbirine destek olurlar. Onlarla gurur duyuyorum. 3 birim. Bunu algılayacak. Şuraya. Ve şuraya kadar mesela D'yi algılayamıyor. İşte oraya baksana ya. Şimdi tamam,
köklerini bulacaksın. Önce bunun kökü. Dört. Ama aynı şeye de bakman gerekmiyor mu şimdi? Parabol, hani kestiği noktalarda kök olmuşsa. Tamam, ona bakacağım ama bak bu fx fonksiyonu. Yani o bunun şeyi değil, sıkıntı etme. Tamam. Paydada da eksi bir alamazsın mesela. Tamam, anlayacağım. Tanımsız olur. Evet, eksi biri kabul etmiyorsun. Mesela eksi bir alanları buradan çıkarman gerek. Artıdan ama bak başlayayım. Mesela şurada şey oldu. Eksi iki dört, bir de eksi bir var. Eksi bir karıştırma şimdi. O tamam işte, eksi biri oradan çıkart işte, yani şey olsun. Hayır, burada yapamazsın. O sonradan. Sonra, en son büyük tabloda. Amin. Allah kolaylık versin. Allah buyurun abi. Hepsinin işine gücüne rast getirsin. İyi bir eğitim öğretim gidiyoruz. İnşallah. Sağlıklı saat inşallah. İnşallah. Devamlı getirsin. Sen şöyle yap. Böyle mi annem? Kanki misin? Böyle beni bile sardı şu an. Ha, o da bir yapı var.